Merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten vampirlerin aramızda olup olmadığı hakkında bilgiler vermek istedim. Araştırmacılar günümüzde yalnızca Amerika'da bile 5000 tane vampirin yaşadığını tespit etmiş. İnanması zor olsa da gerçekten insan kanı içen bu kişiler kendilerini kan içmeye mecbur halde bırakan bir sağlık sorunları olduğunu düşünüyorlar. Hatta bu kişilerin bir araya geldiği bir topluluk bile var. Sanguinarius. Bu topluluk adını Latince'de kan içen anlamına gelen kelimeden almış. Tabii akıllara hemen bir soru geliyor. Bu insanlar insan kanını nereden buluyor? Birilerini mi öldürüyorlar? Cevap hayır. Nitekim bu vampirlere kanlarını veren, kendilerine siyah kuğularla lakapları takılmış insanlar da bulunuyor. Bu kişiler ya kişilere yakınlıklarından dolayı veya aşklarından dolayı ya da sadece birilerine yardım etmeyi sevdiklerinden dolayı bu işi yaptıklarını söylüyorlar. İnsan kanı içme fikri her ne kadar mide bulandırıcı gelse de bu her zaman böyle değildi. 1500 ve 1600'lü yıllarda rahiplerden tutun soylulara ve hatta doktorlara kadar pek çok kişi epilepsi ve baş ağrısı gibi sorunları çözmek adına kan içimini onaylıyor ve kendileri de kullanıyordu. Ayrıca kanın gençlik enerjisi verdiği ve yaşlanmayı yavaşlattığı düşünülüyordu. Zamanla tıp bilimi geliştikçe bu uygulamalar da kenara kaldırıldı. Topluluğa dahil olan birçok vampir sağlık nedeniyle bunu yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Gayet tıbbi ve sağlıklı koşullar altında gerçekleştirilen kan verme işlemleri sonrasında da hiçbir vahşet ve şiddet belirtisi sergilemeden bu ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtiyorlar. Bu vampirler üzerine özel araştırmalar yürüten gazeteciler de bu bilgileri doğruluyorlar. Son olarak bu vampirlerin çoğunun medyaya yansıtılan vampir tanımından rahatsız olduğunu da belirtmek gerek. Şiddet eğilimli, insan öldüren ve geceleri ortalıkta gezinip gündüz kuytu köşelere saklanan vampir tanımını sevmiyorlar ve doğru bulmuyorlar. Bütünüyle normal insanlar gibi olduklarını, normal yaşadıklarını, tek farklarının insan kanı içmek zorunda olduklarını söylüyorlar. Her halükarda sanıldıkları gibi olmasalar da vampirler gerçekten varlar ve aramızda yaşıyorlar. Dünyada her tür insanın olduğunu düşününce bu da pek garip gelmiyor. Gelemiyor aslında. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.